uzmanı birinin arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle bugünkü etkinliğimizin başlığı ve konuşmacısını tanıtayım sizlere. Bugünkü etkinliğimiz kanser sürveyansı, neden kanser kayıtçılığı başlıklı bir konferans bugünkü etkinliğimiz. Konuşmacımız Sultan Eser, doçent doktor Sultan Eser, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü'nde öğretim üyesi. Kendi kanser kayıtçılığı üzerinde uzun zamandır uğraşıyor, emek veriyor. Hem sahada hem de teorisiyle birlikte hem de üniversitede, akademide çalışan değerli bir meslektaşımız. Bugün kendinden önemli şeyler öğreneceğimizi düşünüyoruz. Önemli bir konu kanser konusu, halk sağlığı açısından giderek artan bir konu. Ve bu önemli konunun son derece önemli bir parçasını, sürveyans sistemini, izlem basamağını ele alacağız ki bu bilimsel yaklaşımın daha temelini, özünü oluşturuyor. Hepimiz biliyoruz bir sorunla uğraşırken. Öncelikle kayıt ve izlem. Evet, ben sözü çok daha fazla uzatmadan Sultan Eser'e bırakıyorum. Buyurun. Merhabalar, teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu benim ilk sanal sunumum. Bakalım, umuyorum ki çok fazla gaf yapmadan bitirebilirim. Şimdi ben Taceddin Hocam'dan bu öneriyi aldığımda, böyle bir sunum yapma önerisi aldığımda şöyle düşündüm. Aslında genellikle bu tarz ortamlarda, yani kayıtçılıkla direkt olarak çok iç içe olmayan ortamlarda yaptığım sunumlarda kayıtçılıktan biraz söz ediyordum teknik ana hatlarıyla. Ama daha çok örnekleyerek, veriler üzerinden, verileri koyarak, örneklerde kullanarak sunum yapıyordum. Ve olay şuna dönüşüyordu, birçok fazla uzun bir sunum oluyordu. Bir de veriler tabii çok ilgi çekici olduğu için çok daha fazla ilgi çekiyor ve onların üzerinde işte artmış mı azalmış mı, ne çokmuş, neyi göstermiş gibi odak onlara kayıyordu. Bunun için Taceddin Hocam'la konuştuk. Aslında ben biraz daha teknik, kayıtçılığın teknik özelliklerinden de söz etmek istiyorum. Kalitenin öneminden ve aslında kalitenin ölçülebilir olduğundan, nasıl ölçüldüğünden dedim. Ve bunun üzerine de bu sunumu aslında kayıtçılığın daha çok işte ne olduğu ve teknik özellikleriyle sınırlı tuttuk. Çok az bir iki örnek olacak içinde. İleriki tarihlerde, ilerideki bir tarihte de daha çok verilerin bize ne anlattığıyla ilgili bir başka sunumumuz olacak. Böyle başladık. Pardon, alışkanlıkla şeye bastım şimdi, evet. Sunum planım şöyle, bir kanser kayıtçılığı nedir, tarihçesi, tipleri nelerdir girişinden sonra kanser kayıtçılığında karşılaştırılabilir ve kalite kontrol süreçlerinden söz edeceğim. Ve daha sonra da kanser kayıtçılığının geliştirilmesi için küresel girişim projesinden söz edeceğim. Kanser sürveyansı deyince şimdi görüyoruz. Evet, benim kırmızı bir nokta olarak görülüyor herhalde, değil mi benim şeyim? Evet, sağlıklı toplum sürecinden kişinin tanı almasına, sonra tedavi görüp kanserle yaşamasına ve belki de kanserden ölümüne kadar uzanan bir süreçten söz ediyoruz aslında. Biz kanser, nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri dediğimizde aslında bunun yeni tanı almış bölümündeyiz. Ve insidans üretiyoruz. En temel görevi nüfus tabanlı kanser kayıt merkezlerinin yeni tanı alan kanser olgularının verilerini kaydetmek. Evet, ama bütün aslında bu süreçte kanser sürveyansının, kanser kayıtçılığının rolü var. Biz elimizde olan nüfus tabanlı kanser kayıt merkezlerinden elde ettiğimiz verileri inceleyerek risk faktörlerine ilişkin hipotezler geliştirip bunlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Ve sağlıklı toplum üzerinde çalışıyoruz, halk sağlıkçılar olarak bildiğiniz gibi. Ve daha sonrasında tanı aldıktan sonra hastanın izlenmesi söz konusu. Hastanın izlenmesi genel olarak yaşayıp yaşamadığı ve ölmüşse ne zaman öldüğü bilgileri, bir de neden öldüğü bilgisiyle
sınırlı bir izleme ve de buradan da sağ kalım bilgilerine ulaşabiliyoruz. Tabii kanser ölümü söz konusu olduğunda da kanser mortalitesi mortalite hızlarını elde etmemiz gündeme geliyor ama mortalite hızlarının kanser kayıt merkezlerinden daha çok ölüm sertifikası, ölüm belgesi sistemlerinden elde ediyoruz. Ve de gene de geliştirerek bütün bu verilerin kaliteli olarak elde edilmiş bu verilerin üzerine işte daha ileri sürveyans ölçütlerini oturtabiliriz. Atfedilen riskleri hesaplayabiliriz. Gene sağ kalım ve insidanstan yararlanarak prevalans hesaplayabiliriz. Gene işte disability adjusted life years eğitimine ayarlı yaşam yılları gibi hesaplamalar yapıp ilişkili ekonomik maliyetleri de hesaplayabiliriz. İşte aslında kanser sürveyansı bütün bu süreci içeriyor. Ay, kusura bakmayın, elim alışmış bir şeye basıyorum, hala enter'a basıyorum. Evet, gene tanımına bakarsak kanser kayıtçılığı malign hastalıkların toplum üzerindeki etkilerini tahmin ve kontrol edebilmek amacıyla kanserlerin ortaya çıkışı, özellikleri ve sonuçları hakkında sürekli ve sistematik olarak veri toplanması, yönetilmesi, çözümlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini de kapsayan, bilimsel araçları kullanan ve çeşitli bilimsel disiplinlerle işbirliğiyle yürütülen dinamik bir süreç. Dinamik bir süreç çünkü sürekli ve sistematik olması oluyor. Bu yüzden de dinamik bir süreç. Patricia Buffler, Berkeley'den, Kaliforniya Üniversitesi'nden, Halk Sağlığı Okulu Dekanı şöyle demiş: kanser kayıt merkezi, kanser kontrolünün merkezi sinir sistemi, gözleri ve kulaklarıdır demiş. Gerçekten. Ben de sağlık ocakları sistemimizin olduğu sıralarda şöyle eklemiştim buna. Evet, kanser kayıt merkezleri, kanser kontrolünün merkezi sinir sistemi, gözleri ve kulaklarıdır. Kanser kayıt merkezleri de bizim sağlık ocaklarındaki ebelerimizin işlevini görmekteler demiştim. Kanser kayıt merkezi tiplerinden söz edersek aslında temelde şimdiye kadar üzerinde durduğum tip tabii ki nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleriydi. Çünkü hastane tabanlı bir kanser kayıt merkezi ya da patoloji tabanlı bir kanser kayıt merkeziyle bu tür çıkarsamalar yapmamız, toplum hakkında, nüfus hakkında bilgilere ulaşmamız mümkün değil doğal olarak. Öte yandan gene daha dar kapsamlı, örneğin çocukluk çağı kanserlerini toplayan merkezler olabilir ya da mezotelioma kanserlerini toplayanlar gibi dünyada böyle çeşitli merkezlerde daha sınırlı kanser tipleri ya da yaş grupları ile ilgili kanserlerle ilgili veri toplayan merkezlerde söz konusu. Nüfus tabanlı kanser kayıtçılığı ne? Temel özelliğimiz tanımlanmış bir nüfusta ortaya çıkan bütün yeni kanser olguları hakkında bilgi topluyoruz. Yani bir nüfus arka planımız var. Ve ele alınan bu nüfus genellikle belli bir coğrafya alanda yaşayan bir nüfus. Bir il nüfusu olabilir, bir bölge nüfusu olabilir ya da ulusal olup bir ülkenin nüfusu olabilir. Ve nüfus tabanlı kanser kayıtçının ana hedefi, temel amacımız epidemioloji ve halk sağlığı ile ilgili bilgiler toplamak, epidemioloji ve halk sağlığına hizmet etmek. Hastane tabanlı bir merkezse, bir hastanede kurulmuş bir merkezden söz ediyoruz. Çok farklı bir amacı olan, temel olarak hastane yönetimine hizmet eden ve oradaki hastalara hizmet eden bir sistemden söz ediyoruz. Doğal olarak nüfus tabanlı bir merkezdeki veri, bütün kanser olgularına ait veriler toplanırken o nüfusta yerleşmiş olan, hastane tabanlı bir merkezde ise o hastaneye başvuran hastaların verileri toplanıyor. Gene nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri genellikle sınırlı belli veriler, veri başlıkları topluyorlar hedeflerine ulaşabilmek için. Hastane tabanlı bir merkezde kendi hedefleri doğrultusunda dilediğince geniş bir veri tabanı oluşturabilir. Tedavilerinin çıktılarını, hastanenin başarısını ölçebilir vesaire vesaire. Yani gerçekten amaç olarak da, işlev olarak da oldukça farklı yapılar bunlar. Burada şunu vurgulamak gerekli. Sonuçta eğer bir hastane o toplumdaki tek başvuru kaynağı, tek başvuru noktası değilse kanser hastaları için,
Oradan aldığımız verilerle verileri topluma genelleyemeyiz. Onların verilerini sunarken işte prostat kanserleri geç evrede başvuruyor. Bunun için bir müdahale çalışması yapmalıyız şeklinde ifadeler kullanmamamız gerekiyor. Bu bir hastane tabanlı, hastaneye ulaşmış hastaları sonuçlarını içeren bir merkez. Patoloji tabanlı merkezlerse yalnızca patoloji kayıtlarıyla veri toplarlar. Onların da daha ileri araştırma amaçları vardır. Şimdi demiştik ki neden kanser kayıtçılığı? Yani şunu demiyoruz örneğin bulaşıcı hastalıklar kayıtçılığı demiyoruz. Bulaşıcı hastalığa bildirimi diyoruz. Ama gerçekten yalnızca kanser için böyle bir sistem oluşturulmuş ve kanser kayıtçılığı diyoruz. Bunlara bir bakarsak, şimdi bu sürveyans özelliklerine bakarsak, enfeksiyon hastalıkları, kanserler ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklardaki özelliklere, bir kere temel hedefimiz farklı. Enfeksiyon hastalıklarda hastalığın bulaşmasını durdurmak temel sürveyans hedefi. Kanserlerde ise yükü tahmin etmek. Bu da ama insidansa odaklı bir tahmin oluyor. Diğer bulaşıcı hastalıklarda ise prevalansa odaklı bir tahmin söz konusu. Sınıflandırma sistemleri ICD-10 kullanılıyor enfeksiyon hastalıkları ve diğer bulaşıcı hastalıklar için. Kanserler içinse ICD-10'a ek olarak onkolojik tanımlar için, morfoloji tanımlarında içeren, daha ayrıntılı kodlar içeren ICD onkoloji 3 versiyonu kullanılıyor. Enfeksiyon hastalıklarında taşıyıcılık durumunu izlemek istiyoruz. Olgu fatalitesini görmek istiyoruz. Kanserlerde ise kronik komplikasyonları bir yandan hayati durumu izliyoruz. Yani temel olarak sağ olup olmadığını, ölüm tarihini izlemdeki temel amacımız bu. Burada bir başka kritik şey de veri raporlama. Enfeksiyon hastalıklarında gerçek zamanlı veri raporlama çok önemli. Çünkü ne demiştik? Amacımız hastalığın bulaşmasını durdurmak. Ama kanserlerde gerçek zamanlı bir bildirimin bir anlamı yok. Bunu neden vurguluyorum? Dünyada bu özellikle de bilişim sistemlerin gelişmesiyle birlikte yalnızca bizim ülkemizde değil pek çok gelişmekte olan, özellikle gelişmekte olan ülkelerde buna yönelik bir nasıl denir istek oluştu. Genel olarak özellikle karar vericiler, karar verme pozisyonlarında bulunanlar ben kanseri olduğu anda görmek istiyorum. İşte web tabanlı sistemler yapalım diye bir baskı oluşturdular. Oluşturmaktalar. Oysa ki bu bulaşıcı hastalıklar için çok önemli olan gerçek zamanlı bildirim kanserler için bir anlam taşımamakta. Çünkü biliyoruz ki kanserler risk faktörleri açısından 20-30 senelik maruziyetlerden söz ediyoruz. O risk faktörlerini anında yok etmek mümkün değil, anında önlem almak mümkün değil. Ve de kanserler için kanser bildirimi, kanser kaydı için asıl olansa o verinin kalitesi. Birebir her bir verinin tek tek kalitesi ki bu kalitede veri olgu hakkındaki bütün bilginin toplanması, o bilginin kodlanması ve belli süreçlerden geçilmesi gibi aslında uzun zaman gerektiren bir işlem. Evet, burada vurgulayayım dedim. Peki neden ihtiyacımız var kanser kayıt merkezlerine? Temelde evet, özellikle de kanser kontrolünden söz ettiğimizde herhangi bir kanser kontrolü, akılcı bir kanser kontrolü programının en temel noktası, başlangıç noktası kanser kayıtçılığı. Çünkü bir kere kanserdeki, nüfustaki paternleri bilmeliyiz değil mi? Neyle savaşacağımızı görmeliyiz, neyi kontrol edeceğiz, bizim için neler önemli. Artı bunları zaman içinde, bölgeler arası ve alt gruplarda görmeliyiz. Karşılaştırmaları yapmalıyız. Ve planlarımızı buna göre oluşturup müdahalelerimizi yapmalı ve daha sonrasında da bu müdahalelerin sonuçlarını izlemek, işte diyelim tütün kontrol müdahalemizin ya da bir tarama programımızın etkilerini görmek için, tedavinin etkilerini değerlendirmek için de gene kanser kayıtçılığına ihtiyacımız var. Ve şunu da söylemeliyiz ki kanser epidemiolojisi çalışmaları için de kanser kayıtçılığı temel bir araç. İşte burada hepsini görüyoruz. Evet, bu bilgiyi oluşturduktan sonra gene trendleri izleyip tedavi sonuçlarını ve bunların ama bu verinin kullanılarak politikalara etki etmesini sağlamalıyız. Bu
bilgilerin kanser kontrolünde kullanılmasını sağlamamız da gerekli. Ve 2011 yılında başlayan, 2011 yılında da Dünya Sağlık Örgütü'nün de bulaşıcı olmayan hastalıklara özellikle eğilmesiyle kanser kayıtçılığı daha da ön plana çıktı. Bu gene Dünya Sağlık Örgütü raporundan bir alıntıyı burada paylaşalım sizinle. Nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri planlama, izleme ve belirlenmiş nüfuslarda yürütülen özel müdahalelerin değerlendirilmesinde ulusal kanser planlarının ana bileşenleridir. Ve evet, kanser kayıt merkezlerine deyince şimdi yapıya şöyle bir bakarsak çok fazla veri toplamak gerekiyor. Ama temelde şunu söylemeliyiz, bu verinin, gerçi kaliteden söz ederken bundan söz edeceğiz, standartize olması gerekiyor. Evet, veri kaynaklarımız, hastaneler, kanser hastasının başvurduğu aslında bütün kurumlar, özel kamu hastaneleri ya da tanı merkezleri, laboratuvarlar, özellikle patoloji laboratuvarları ve hematoloji laboratuvarları temel veri kaynaklarımız. Ki sağlık sigortaları da veri kaynaklarımızdan birisi olabilir. Biz henüz Türkiye'de bunu sağlık sigortalarından direkt veri almayı başaramadık ama bu da veri kaynaklarından birisi olabilir. Ölüm sertifikalarına ulaşmak, ölüm belgelerine ulaşmak çok önemli bizim için. Hem göreceğiz kalite, özellikle kalite ölçütlerini hazırlarken hem de verimizi güçlendirmek için. Ve öte yandan da bunlar direkt verilerimiz değil ama nüfus kayıtları bizim için çok önemli. İşte yaşa, cinsiyete özel nüfus verilerimiz. Gene kimlik numaralarımızın doğrulanması, ikamet öyküsü, örneğin şu anda ikamet ettiği yeri alabiliyoruz ama geçmişe dair öyküyü alamıyoruz. Göçlerle ilgili. Bunlar tabii çalışmaları geliştirecek şeyler. Ve en sonunda da evet, sağ mı, ölmüş mü, ölmüşse ne zaman ölmüş bilgileri. Pardon, tabii burada kanser kayıt merkezleri eğitilmiş, bu konuda sertifikalandırılmış kanser kayıt elemanlarının çalıştığı yerler bizim ülkemizde de. Sağlık kökenli bu arkadaşların çoğu. Kanser kayıt elemanları diye isimlendiriyoruz onları. Kanser kayıt elemanlarının çalıştığı yerler ve ciddi bir oluşumdan sonra üretilen veri ise hekimlere, topluma, karar vericilere, araştırmacılara sunuluyor. Tarihçeye bakarsak dünyada aslında 1700'lü yıllarda böyle bir çaba var. Kanser yükünü belirleyebilmek için ilk çabalar kanser sayımı olmuş. Bizim şimdilerde olmaması gerektiğini söylüyoruz ama hala da bir şekilde yapılagelen işte ev hane halkı çalışmalarına benzer, işte insanları dolaşıp burada kanser var mı diye sorarak çalışmalar yapmışlar. Ama bundan bir şey elde edilemediğini görmüşler. Daha sonra gene bildirim 1900'lü yılların başında da bildirim denenmiş, tanı koyan hekimlerin bildirmesi ve burada da başarılı olunamamış hem Avrupa'da hem de Amerika'da. 1700'lü 1800'lü yıllarda ise temel olarak kanser yükünü kanser ölümlülüğünden tahmin etmeye çalışmışlar. 1839 yılında örneğin Amerika'da ilk kez ölüm verisi, sistematik bir şekilde ölüm verisi toplamak gündeme gelmiş. 1915'te ise Hoffman'ın yayını var. The Mortality from Cancer Throughout the World, yani dünyada kanser ölümlülüğü diye yayından tahmin edilmeye çalışılmış. Ama sonuçta ölümler bildiğiniz gibi zaten bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde düşük kalitede, özellikle nedenselliğini ele aldığımızda daha düşük kalitede veriler, ölüm verileri. Ama gelişmiş ülkelerde de sonuçta örneğin fatalitesi yüksek kanserler için, akciğer kanseri için belki bir bakıma yükü insidans tahmin etmek de doğru bir araç olabilir, yaklaşık bir araç. Ama örneğin meme kanserinde,
çok doğru bir araç olmayacaktır. Çünkü çok fatal bir kanser değil. Ama deri kanserlerinde hiç işimize yaramayacaktır. Öte yandan zaman içinde değişimlere de söz duyarlı olmayacaktır. Örneğin bir yandan insidansı artıyor olabilir ama mortaliteyi de düşürüyor olabiliriz. Ama insidansın arttığını sadece mortaliteyi izleyerek göremeyiz. Evet, bu çabalar sürmüş ve bütün bu çabalar en sonunda evet prevalans çalışmaları gene toplumda araştırarak prevalans tahmin çalışmaları da olmuş. Ama bütün bu çalışmalar sonucunda 1926 yılında ilk modern kanser kayıt merkezi kurulmuş, Hamburg Kanser Kayıt Merkezi. Hemen onu arkasından Amerika'da Connecticut izlemiş. Ve ilk ulusal kanser kayıt merkezi de Danimarka'daki 1942 yılında kurulan Danimarka Ulusal Kanser Kayıt Merkezi. Evet, buradaki temel noktalar, tarihler 1950 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir alt komite kurulması söz konusu oluyor ve bu alt komiteden gelişerek UICC'nin de katkısıyla 1965'te Lyon'daki Fransa'nın davetiyle Lyon'da kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında bir ilk olarak böyle dikey bir örgütlenmesi oluyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu kuruluyor. 1966'da da hemen arkasından Uluslararası Kanser Kayıtçılar Birliği kuruluyor. Yani nüfus araştırmalarından nüfus tabanlı kanser kayıt sistemlerine doğru bir geçiş söz konusu ve günümüzde nüfus tabanlı kanser kayıt merkezlerinin verilerinin yerini hiçbir şey tutamıyor. Ülkemizde burada GICR ve şeyden daha sonra söyleyeceğim. Onun için geçmeye çalışıyorum gene. Ülkemizdeki gelişmelere de bakarsak 1983'te Türkiye'de Kanser Savaş Dairesi kurulmuş ve de pasif bildirim başlanmış. Ancak bu pasif bildirim dediğimiz şey aslında çok da pasif, diğer ülkelerdeki gelişmiş ülkelerde de pasif bildirim kullanılıyordu. Ama bu onlardaki pasif bildirim gibi bir şey değil. İşte son derece düşük nitelikli. Örneğin kanseri soruyor ama primer mi, metastaz mı, hangi kanseri sorduğu bile belli olmayan bir sayfa, hiçbir standardı olmayan bir kağıt. Nitekim zaten geri dönüşü de çok yeterli olmayan bir şey. 1992 yılında bu arada bir takım girişimler olmuş. Örneğin bir ara bu 92'den hemen kısa bir süre önce kısa bir süreliğine hocamız Nazmi Bilir Kanser Dairesi Başkanı olmuş ve Diyarbakır'da İzmir'le birlikte kanser kayıt merkezini aktif veri toplayacak nüfus tabanlı kanser kayıt merkezi kuruluşunu için sanıyorum yazı yazılmış ama bir yazıyla kurulabilecek bir şey değil nüfus tabanlı bir kanser kayıt merkezi. Bu yüzden hani bazı belgelerde Diyarbakır'da kurulmuş olarak geçiyor ama böyle kurulmuş bir şey yok, belki bir yazı yazılmış. İzmir Kanser Kayıt Merkezi ise 1992 yılında bir Türk bilim kadınının Amerika'da yaşayan Massachusetts Üniversitesi'nde annesinin meme kanseri olup Türkiye'ye gelip Türkiye'de böyle bir açık görmesi üzerine Türkiye'de nerede olabilir diye bir araştırma yapıp İzmir'de olabileceğini öngörerek kurulmuş ve bir proje mantığıyla kurulmuş. Gerçekten de daha sonrasında da bütün Türkiye'deki diğer illerdeki sisteme ön ayak olmuş. 2000'li yıl sonra ise gene kademeli olarak Antalya, Trabzon, Edirne, Samsun, Bursa, Eskişehir, Erzurum ve Ankara kanser kayıt merkezleri kuruldular. Ve bunlardan da söz edeceğim. Daha sonra Gaziantep ve Malatya eklendi. Bir yandan da İzmit ama İzmit şu anda örneğin çok iyi, yani verimli değil. Ve İstanbul Kanser Kayıt Merkezi de bu halkaya eklenmiş durumda. Ama daha sonrasında 2013 yılı sonrasındaysa 81 ilde kuruldu bu. Ancak 81 diğer illerde bu illeri temel kabul ettik. Diğer illerdeki şeyler daha ayrı tutuluyor. Çünkü bir gerçekten 81 ilde nüfus tabanlı kanser kayıtçılığı yürütmek zor bir şey, gerekli bir şey de değil.
Şimdi şöyle görelim. Evet. Şimdi aslında bilimsel olarak bir nüfusun, bir ülkenin örneğin nüfus sosyodemografik şeyini temsil etmek kaydıyla %10'undan beri toplamanız yeterlidir deniyor. Şimdi bilişimin gelişmesiyle birlikte bu %20 denebilir. Ancak bizim ilk, biraz önce size gösterdiğim ilk grubu, bu yıldızlı grup, baktığınızda zaten Türkiye'nin %27'sini kapsıyor ve bölgelerinden seçilmiş merkezler bunlar. Şu bölgede bir açık görüyorsunuz ama şunu da belirtmeliyim ki aslında İzmir'le birlikte Adana'da başlamıştı. Ama yerel şeyler de önemli bir kanser kayıt merkezinin işleyişinde. Örneğin Adana'daki bir süre çalıştıktan sonra durmuştu. Gene Van'da yapılmaya çalışıldı. Dediğim gibi Diyarbakır'da yapılmaya çalışıldı. Seçilip de bölgelerin temsilen seçilip de kurulan bazı merkezler yürümedi. Bunlar şu gördüğünüz yıldızlı iller çalışmalarını sürdürebilen kanser kayıtçı standartlarını sürdürebilen iller. Ama eğer İstanbul, Mersin bir de Adana burada eklendiğinde ise %50 yapıyor bu. Ama İstanbul'la ilgili her zaman büyük bir kargaşa var. Çünkü bu kadar büyük bir nüfustan, bu kadar karmaşık bir yapıdan istediğimiz kalitede verileri toplamak çok mümkün görünmüyor doğrusu. Evet. Ve baktığımızda 1966 yılında bizim temel kutsal kitabımız 5 kıtada kanser görüşü yayınlandı. Cancer Instance in 5 Continents'ın ilk volümü yayınlandı. Ki bu ancak veri kalitesi yüksek olarak kabul edilmiş kayıt merkezlerinin verilerini yayına kabul eden bir seri. Ve 2007'de İzmir ve Antalya'nın verileri kabul edildi bu seriye. 2014 yılında ise İzmir, Antalya, Trabzon ve Edirne'nin verileri kabul edildi. Bu 2014'de 8 il merkezimizden veri göndermiştik. Diğer 4 ilimizinki yeterli kalitede bulunmadıkları için kabul edilmemişlerdi. Şimdi yeni 11. volüme de veri gönderdik. Sonucunu bekliyoruz. Öte yandan bu çok yeni gelişme, bunu duyurmuştum zaten, duyduk da. Yine 14. volüme veri gönderirken uluslararası çocukluk çağı kanserlerine de veri gönderdi. Bu 9 ilden beri gönderdik. Ve 8 ilimizin verisi çocukluk çağı kanserlerinin yayınına kabul edildi ve yayınlandı. Web'ten de ulaşabilirsiniz buna. Bütün bu kaynaklara aslında web'ten de ulaşıp siz de verileri kullanabilirsiniz. Çünkü veriler bu kaynaklarda, verilerde veriliyor. Evet, bu 8 ilimizin verisi de Ankara dahil oldu buraya. 8 ilimizin verisi ve yayınlandı. Şimdi biraz da, evet, demiştik ki yüksek kaliteli veri ancak yayına kabul ediyorlar bu yayınlar. Peki nedir yüksek kaliteli veri? Burada kanser kaçında karşılaştırabiliriz. Ve kalite kontrolünden söz edeceğim. Tanımlanmış nüfuslarda kanser yükü hakkında doğru yargılara varabilmek için doğru ve tam kanser kayıt verisi gerekli. Kanser kayıt merkezi verisinin gerçek değeri içerdiği verinin kalitesine bağlı. Şimdi kanser kayıtçılığında kalite dediğimizde dört temel kavramımız var. Karşılaştırılabilir, zamanındalık, tamlık ve doğruluk. Aslında temel boyutlarımız tamlık ve doğruluk. Karşılaştırıcılık ve zamanlılık ise tamlık ve doğruluğu artırmak için ön gereklilikler diyelim. Karşılaştırılabilirliği etkileyen faktörler neler? Bir kere kurallar ve belgelenme. Daha en baştan hangi veri başlıklarını toplayacağımızdan başlayarak hangi olguları veri tabanına dahil edeceğimize, örneğin çoğul primer tanımları, tesadüfi tanımlar, örneğin bir toplumda tarama yürütülüyor mu? Bu da etkileyecektir orada ortaya çıkan insidansı. Verileri yorumlarken de bütün bu bilgilere de sahip olmamız gerekiyor. Gene ölüm bilgilerinin işlenmesi ya da rutin otopsi oluyor mu, onların verileri dahil ediliyor mu gibi şeyler. Gene veri başlıklarının tanımları tek tek. Örneğin tanı tarihi nedir? Çünkü şöyle bir kanserler için
sonuçta bir yapay bir tanı tarihinden söz ediyoruz değil mi? Çok önce başlamış, ne zaman başladığını bilmediğimiz bir oluşum. Şikayeti olduğunda mı tanı tarihi olacak? Ya da diyelim bir patoloji tanısı aldığında mı olacak gibi bütün bunların tanımlanması gerekiyor. Ve tabii verilerin gizliliği de burada önemli bir ayrıntı. Gene sınıflama ve kodlama sistemlerinin, uluslararası sistemlerin kullanılması. Örneğin çoğul primerler demiştim. Çoğul primerler bir kişide birden fazla primer kanser olma durumu. İşte farklı çoğul primer kural setleri var ve farklı çoğul primer kural setlerini kullandığınızda farklı insidanslar elde edebilirsiniz. Yani iki insidans hızını da birbiriyle karşılaştırırken mutlaka ayrıntılarını da bilmemiz gerekiyor. Hangi çoğul primer kural setini kullanmış gibi. Gene bir tarama olup olmadığı, örneğin burada prostat kanseri insidans hızlarını görüyorsunuz. 1989'lardan itibaren Amerika'da nasıl bir hızla yükseldiklerini görüyorsunuz. Buralarda da PSA taramasının çok yaygın olarak kullanıldığını ve 95'ten sonra ise daha az önerildiğini biliyoruz. Evet. Evet, bu evrensel standartlar ve kurallar benimsenir. Kanser kayıt merkez çalışması böyle tanımlanır ve sonra da veri kalitesinin tamlığı ve geçerliği garanti edilip karşılaştırılabilirlik ancak öyle sağlanabilir. Şimdi gene bu pek çok kuralımız, rehberimiz, kodlamayla ilgili bu ICDO sınıflama şeyimiz ve evet bilgisayar programlarımız var, pek çok aracımız. Özellikle CanRag 5, CanRag 4 ya da CanRag bize pek çok olanak sağlayan bir program. Duplikasyonların ayıklanmasından verilerin iç tutarlılığını check etmeye ve analizlerini hazırlamaya kadar pek çok olanağı sağlayan bir program. Evet, kanser kayıt elemanları, sistemdeki kanser kayıt elemanları standartize bir eğitimden geçiyorlar. Hatta biz Türkiye'ye özgü bir şey böyle oluşturmuştuk. 3 parçalı bir eğitim bu. 3 kez çağrılıyorlar bir eğitimi tamamlamak için. Ve şu göremiyorsunuz sanıyorum. Bu da örneğin bir şeyimiz, e-posta listemiz. Takıldıkları yerlerde hocalarımıza danışabiliyorlar. Şimdi veri kalitesinden de çok zamanımız çok bitirmem mi gerekiyor hocam? Duyamıyorum ama. Şimdi evet, merhaba, ben sesi size almıştım. 13.07 yaklaşık yarım saat oldu. Bir 5-10 dakika daha istersen devam edebiliriz. Sonra da sorularız. Şimdi tamam, hızla geçmeye çalışayım, ondan sonra sorarım. Şimdi veri kalitesinden aslında biraz daha söz etmek istemiştim ama böyle uzun tuttum. Buna çok zamanım kalmadı. Veri kalitesinden söz ederken verinin tamlığı ve verinin geçerliğinden söz ediyoruz. Tamlık hedef üstü. Yapalım, çok da hani sıkıştırmayalım. Bence hani bir 10-15 dakika kadar vaktimiz var. Yani şey yapalım. Tamam, güzel, teşekkür ederim. Veri tamlığı deyince hedef nüfusta ortaya çıkan bütün kanser olgularının kayıt merkezinde veri tabanında ne ölçüde bulunduğu demiştik ya, bütün olguları yakalamak istiyoruz. Geçerlilikse kayıt merkezinde özellikleri tanımlanmış olan olguların gerçekte o nitelikte olma oranları. Zamanındalıktan kısaca söz edeyim. Zamanındalık şöyle önemli. Gerçekten eğer demiştim ya, aslında gerçek zamanda bir iş yapmıyoruz. Ancak çok da geç kalırsak verinin gerekli bilgilere ulaşamayız ya da verinin kaybolması olabilir. Artı biz o veriyi sunduğumuzda artık kullanımı çok güncel olmayabilir. Bu yüzden bu zamanındalıkta bir cut-off belirlemek zorundayız. Yani bir noktada artık, çünkü dinamik bir süreçtir demiştik kanser kayıt merkezi. Bugün insidans hızını açıkladığımızda, diyelim 2014 yılının insidans hızını bugün açıkladığımızda 3 ay sonra mutlaka yeni olgular katılmış olacaktır bizim veri tabanımıza. Bu dinamik bir süreçtir. İnsidans hızları da bu nedenle bir miktarda olsa değişken olabilir ama bunları da belirterek verilerimizi sunabiliriz.
Elimizde, evet, bizim verinin kalitesini değerlendirmek için elimizde pek çok araç var aslında. Tamlığın değerlendirilmesini nasıl yapıyoruz? Örneğin tarihsel veri yöntemi, bu hepimizin aslında verilerle kanser kayıt merkezinde çalışanların, aslında özellikle kanser kayıt merkezinde çalışan halk sağlığı arkadaşlarımızın özel bir alanı olabilir bu. Verilerle oynamamız gerekiyor. İnsidans hızlarını hesaplamamız, insidans hızlarının zaman içindeki tutarlılığın değişimlerini incelememiz, farklı toplumlardaki insidans hızlarıyla karşılaştırmamız, sonra yaşa özel insidans hızlarını incelemeliyiz. Gene çünkü bunlara tanımlanmış birçok özellik var. Çocukluk çağı kanserleri de bize önemli bir ipucu veriyor veri kalitesi hakkında. Bir başka aracımız, mortalite hızlarının elimizde olması durumunda mortalite insidans oranlarımız. Tabii bunlar standart şöyle olmalı diye bir formülümüz yok. Çünkü bölgeye göre değişebilen şeyler, oradaki hizmetlere, oradaki duruma göre değişebilen şeyler, ama karşılaştırarak, izleyerek bunları görebiliriz. Olgu başına bildirim kaynak sayısı örneğin. Bir başka çok önemli şey tanının histolojik doğrulaması. Tanı yöntemi topluyorduk ya, tanının mikroskopik olarak doğrulanmış olup olmadığı. Daha niceliksel yöntemlerse başka amaçlarla toplanmış, başka yöntemlerle toplanmış veriler varsa bunlarla karşılaştırmak. Ve bunlarla, bu setlerle karşılaştığımızda yeniden yakalama çalışmaları yapmak. Bir başka da, bu da çok zahmetli bir iş, kanser kayıt merkezi çalışmasının yeniden yapılması demek, olguların yeniden taranması, yeniden olgu bulma çalışmaları yani. Örneğin bir aylık süreci saptayıp o bir aylık süreçteki bütün İzmir'deki olgu bulmayı tekrar yapmak. Ki bu çalışmalar hep yapılıyor kanser kayıt merkezlerinde. Öte yandan ölüm sertifikalarını kullanmak. Aslında ölüm sertifikalarını pek çok formülle kullanabiliriz. Ölüm sertifikasıyla mı yakalamışız ve formüllere koyup farklı ölçütler elde edebiliriz. Ama en temel kullanılan şeyi yalnızca ölüm sertifikasıyla yakalanmış olguların oranı. Şimdi örneğin burada farklı toplumlarla karşılaştırmak verilerimizi. Farklı derken burada bizim bu ilk yayınımızdan da gördüğünüz gibi bize özellikleri benzeyen ülkeler alındı. Pardon Sultan, şeyi büyütebilir misin istersen? Sağ alt köşede bir büyüteç şeyi var, kaydırma şeyi. Evet, biraz sağa doğru çekersek. Evet, sağ alt köşede. Evet. Biraz. Tamam. Tamam. Benim gördüğüm gibi görüyorsunuz değil mi siz de? Tamam. Evet, görüyoruz, şu anda büyüyor. Evet, anladım. Çok ayrıntısı önemli değil, sadece örnek olarak gösteriyorum zaten. Evet, şimdi demiştim ki yaşa spesifik hızlar da önemli. Bunlar yaşa spesifik hız eğrilerini görüyorsunuz. Söylemiştim, siz de kullanabilirsiniz. Cancer Incidence in Five Continents'dan web tabanlı olarak bu verileri. Bakın oradan yaptım ben de. Evet, örneğin bakın meme kanseri, kadınlarda meme kanserinin iki pik yapması söz konusu. Özellikle düşük riskli ülkelerde birisi premenopozal pik, birisi postmenopozal pik. Örneğin biz bunu görebiliyoruz bu eğride. Gene işte örneğin prostat kanserinin yaşla birlikte çok ilerlemesi bu erkeklerde. Ya da örneğin testis kanserlerinin, sadece örnekler veriyorum. Bunu kaydıramıyorum. Ben kaydırabiliyorum. Testis kanserlerinin genç, bakın 35-40 yaş grubunda pik yapması gibi pek çok şey sıralanabilir, evet. Çocukluk çağı kanserleri, gene çocukluk çağı kanserlerinin oranı kız erkek genellikle benzer olmasını bekliyoruz kız erkek insidanslarının. Öte yandan bakın işte 0-4-5-9 yaşta inen bir eğilim, çünkü lösemilerdeki azalmayla, ama sonra 15-19 yaşta kemik tümörlerindeki artmayla örneğin şu görüntüyü bekliyoruz gibi. Demiştim ki trendlerin izlenmesi zamanla, evet bu görüyorsunuz 93'ten 2013'e kadar İzmir kadın kanserleri, işte meme kanserinin trendini görüyorsunuz. Bunlar üzerinden ayrıca konuşacağız, ama sonuçta beklediğimiz şeyle uyumlu olmayan her şey bizi uyarmalı.
Örneğin buradaki düşüş neden olabilir demeliyiz. Yani biz mi hata yapmışız, eksik mi toplamışız, bütün bunları kontrol etmeliyiz. Mikroskopik olarak doğrulanmış olgu oranı çok önemli demiştik. Bakın burada yıllara göre görüyorsunuz %92'lerde, %90'larda. Bu tamlık için çok önemli bir şey. Çok yüksek olduğunda da problem var. Çünkü %100 olduğunda o zaman diyoruz ki siz patolojik, yalnızca patolojileri toplamışsınız. Çünkü sonuçta patolojisi olamayan, mikroskopik tanı alamayan kanserler her zaman olacak ve biz bunların bilgilerini de toplamalıyız. Çok yüksek oranlar mikroskopik olarak doğrulanmış olgu şeyinde bize tamlıkta bir problem olduğunu düşündürtüyor. Peki, yalnızca ölüm sertifikasıyla topladığımız bilgiler. Bu şu demek, ölüm sertifikasıyla ulaşmışız. Biz ölüm sertifikasıyla bildirimini aldığımızda önce çaprazlamayı yapıyoruz. Eğer bizim elimizde yoksa o veri, bütün kaynaklarımıza bu verileri ulaştırıyoruz. Onlar araştırıyorlar. Eğer bilgileri varsa dönüyorlar. Eğer hiçbir bilgi bulamadıysak bu olgu hakkında, o yalnız ölüm sertifikasıyla bildirilmiş bir olgu oluyor. İşte onların oranı da çok önemli. Ne demek? Hem kaçırmışız demek bunları, değil mi? Hem kaçırmışız demek, hem de veri kalitesi de düşük demek. Çünkü başka hiçbir veri bulamamışız. Sadece ondan öldüğünü bulmuşuz demek. Gördüğünüz gibi daha önceki yıllarda daha yüksek olan oran aslında çok da gerçekçi olmayarak, çünkü ölüm sertifika sistemi zaten kötüydü. Biliyorsunuz biz 95'ten beri bu ölümleri özel olarak bir programa giriyorduk. Ama adları soyadları bile doğru olmadığı için çaprazlama problemi vardı. Muhtemelen bu onlardan kaynaklanan bir şey. Son yıllarda ise şöyle bir problemimiz var İzmir'de. Kanser tanısıyla gelip yerleşmiş olan insanlar, özellikle emekliler, yüksek, daha yüksek risk grubu emekliler vesaire, bunların ölümlerinde daha önceki adreslerine ulaşamadığımız için, hani göç bilgisi olmadığı için mecburen onu da öyle kaydediyoruz ve bu da tabii biraz yan tutmaya neden oluyor. Bir örnek, yani sonuçta kaliteli bir kanser kayıt merkezi verisinin yerine hiçbir şey tutamaz. Örneğin bu prostat, Üro-Onkoloji Derneği ile yaptığımız 2008 yılında prostat kanseri insidansını tahmin etmeye yönelik çalışma, bir yıl boyunca bütün veriler toplanmaya çalışıldı ürologlar tarafından bu illerde, seçilmiş bu illerde. Bakın bu eşit kanser kayıt merkezi de olan illerde, İzmir'e bakın, 29.8'di prostat Türk çalışmasından elde ettiğimiz sonuç. Oysa ki İzmir'de bizim kanser kayıt merkezinden elde ettiğimiz sonuç 100 binde 39.7 idi. 100 binde 11 fark var. Çok farklı. Gene Trabzon için aynı şeyi görüyorsunuz. Hatta Eskişehir için de görüyorsunuz. Ama örneğin Erzurum zaten hep daha öncesinde tamlık sorunu vardı. Artık daha iyi. Görüyorsunuz. Belki de geriden geliyordu o sırada. Edirne'nin de belki geriden geliyordu. Görüyorsunuz. Yine yeniden olgu bulma çalışmaları yapıyoruz demiştim. Çok zahmetli olsalar da bu çalışmaları yaptık hep. Yeniden olgu bulma çalışmaları elde ettiğimiz sonuçları görüyorsunuz. Yakalama, yeniden yakalama çalışması yapabildik. Toraks Derneği ile akciğer kanseri çalışması yapmıştık bundan yararlanarak. Ve bir de bildirilen adreslerin ne kadar doğru olduğunu, çünkü biliyorsunuz adres tabanlı nüfus kaydı olmadan önce, bu sistem olmadan önce hastanelere hasta tarafından bildirilmiş adresleri topluyorduk kamet adresi olarak. Bunların bazıları da yanlış olabiliyordu, bunu biz de biliyorduk ama bunu doğrulayabileceğimiz bir şey yoktu. Eğer aksi bir bilgiye ulaşmasak öyle kabul ediyorduk. Ama örneğin Toraks Derneği ile yaptığımız çalışma sonrasında iki veri tabanını meç ederek, daha sonra da ortak olmayan şeyleri, adresleri doğrulayarak yaptığımız bir başka çalışmada İzmir adresi olarak bildirilmiş olguların %95.7 oranında İzmir adresi olduğu, yani %4 oranında İzmir dışı adresi olduklarını bulmuştuk. Gene demiştim, olgu başına bildirim sayısı önemli. Kaç yerden toplamışız, kaç kaynaktan bilgisini toplamışız. Bu yakalama, yeniden yakalama çalışması, gene akciğer kanseri Toraks Derneği ile yaptığımız çalışma. Kanser kayıt merkezinin olduğu yerleri seçmiştik o çalışmayı yaparken de. Ve bunlarla veri tabanlarıyla yeniden yakalama çalışmaları yaptık. Ve böyle tamlık tahminleri de yapmıştık. Veri kalitesine gelince de... Veri kalitesi neydi? Kayıt merkezinde özellikleri tanımlanmış olan olguların gerçekte o nitelikte olma oranı demiştik.
Hem kayıt merkezini özetleme, kodlama ve raporlamadaki becerisine bağlı bu. Ama bir yandan da kaynak belgelerdeki doğruluğa, yeterliğe de bağlı değil mi? Onunla ilgili de neyse, geçerliliğin değerlendirilmesiyle ilgili de ölçütlerimiz var. İş tutarlılık kontrolleri, veri başlıkların birbirleriyle olan tutarlılığını inceleyen, örneğin işte en basiti cinsiyetle topografi, topografiyle histoloji gibi iş tutarlılık kontrolleri, ki bunu kullandığımız bilgisayar programı bu konuda bize yardımcı. Gene örneğin mikroskobik histolojik doğrulanmış olgu oranı, bundan tamlıkta söz etmiştik. Burada da söz edeceğiz. Bir örnek verelim. Neyse, sonra verelim. Yalnız burada tamlıkta çok fazla yüksek olması problemdi. Burada da gerçekten biraz daha düşük olması problem. Çünkü niye? Veri sonuçta kanser tanısının altın standardı mikroskobi. Eğer ne kadar çok olgu mikroskobik olarak tanı almadıysa, kalite o tanının geçerliliği o kadar problemlidir diyoruz. Bu yüzden mikroskobik doğrulanmış olgu oranına burada da bakıyoruz. Yalnız ölüm sertifikasıyla bildirilmiş olgu oranı burada da önemli. Eksik bilgi oranlarını izleyebiliriz. Gene burada da yeniden özetleme ve yeniden kodlama çalışmaları yürütebiliriz. Bakın burada bilinmeyen olarak, primer yeri bilinmeyen olarak kodlanmış olguların oranı. Bunlar da iyi tanımlanmamış kod kategorilerine, ki işte bilinmeyen, kötü tanımlanmış yerleşim yeri ya da retroperiton gibi belirsiz kategoriler. Bunların 2003'ten sonra hızla düştüğünü görüyorsunuz. Çünkü daha çok araştırma yapılıp daha çok tabii verilerde daha ulaşılabilir hale geldiği için. Gene mikroskobik olarak doğrulanmış olguların oranı, tabii bir kabaca bakıyorduk bütün olgular ama aslında primer yere göre de değişebilecek bir şey değil mi? İşte ağız boşluğunda yüksek oranda bir mikroskobik doğrulama oranı beklerken, örneğin karaciğerdeki %73 mikroskobik doğrulama oranı bizim için uygun. Çünkü ulaşılması zor yerlerden mikroskobik doğrulamanın yapılması daha zor. Bunu gene şuna göre de inceleyebiliriz. Buraya koymadım ama yaşa göre, yaş grubuna göre de, örneğin yaşlılardaki mikroskobik doğrulama oranları daha düşük olacak doğal olarak. Bu yeniden özetleme sonuçları görüyorsunuz. Tutarlılık şeylerini görüyorsunuz. Yalnızca İzmir için değil aslında, bu daha önce saydığım eski 8 İzmir Kanser Kayıt Merkezi içinde önceki yıllarda gördüğünüz gibi bu yeniden olgu bulma, yeniden özetleme çalışmaları hep yapıldı. Ekipler giderek birer hafta o illerde kalarak bu çalışmaları yaptılar. Şimdi evet, yani sonuçta verinin kalitesi çok önemli. Verinin kalitesini ölçmekle ve verinin kalitesini yükseltmekle kullanmakla ilgili araçlarımız da var. Bunları da kullanmalıyız. Ve aslında verimizi raporlarken de bu veri kalitesiyle ilgili ölçütleri de mutlaka raporluyoruz. Peki geri dönersek, bu da son konum. GICR'dan söz edecektim. 2011 yılında da evet, IARC tarafından kanser kayıtçının gelişimi için küresel girişim projesi başlatıldı. Evet, şimdi neden böyle bir şeye gerek duyuldu? Biraz önce söz ettiğim kanser, 5 kıtada kanser görünüşü serilerinin birinci volümünde 1966'da yayımlanan, gördüğünüz gibi 31 kanser kayıt merkezinden veri vardı. Yayınlanmış son volümde ise, 2013 yılında yayınlanmış son 10. volümde ise 290 kanser kayıt merkezinden veri sunuldu. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir gelişim söz konusu aslında. Ancak buna baktığımızda bunların kaliteli nüfus tabanlı kanser kayıt merkezi verisi üreten merkezlerin Avrupa, Okyanusya ve Kuzey Amerika
da yerleştiklerini ve gelişmiş ülkeler olduklarını görüyoruz. İşte daha gelişmekte olan bölgelerde ise, dünyanın gelişmekte olan bölgelerde ise aslında kaliteli kanser kayıtçılığıyla ilgili ciddi bir açık söz konusu. Evet, burada da görüyorsunuz. Kuzey Amerika'nın %95'i, Kuzey Amerika nüfusunun %95'i kapsanıyorken kaliteli kanser kayıt verisi tarafından, bu oran Afrika'da %2 gördüğünüz gibi. İşte bu bu problemin çözülmesi için de böyle bir girişim başlatıldı. Lyon'da bulunan Uluslararası Kanser Araştırmalar Kurumu tarafından koordinatörlüğünde başlatıldı. Ama dünyadaki bütün bazı ulusal örneğin NCI gibi ya da uluslararası kanser kontrolünde söz sahibi olan kurumlarında katkısıyla. Ve temel olarak yerel kanser kayıt merkezi yapılarına destek olacak, eğitim ve altyapı sağlayacak bir küresel bölgeler hub'ının, ağının kurulması öngörüldü. Bu tabii aslında GICR projesinin başlaması neyle mümkün oldu? Çünkü dünyada da özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından bulaşıcı olan hastalıkların kontrolüyle ilgili bir yükselen trend vardı. Özellikle 2010-2011 yıllarında toplantılar yapıldı ve bunu artık bildiğiniz gibi 2025 yılına dair hedeflerden birisi, 9 hedeften birisi bulaşıcı olmayan hastalıkları nedeniyle olan erken ölümleri %25 azaltmak olarak belirlendi. Ve de küresel izleme çerçevesi oluşturuldu ve 25 göstergenin izlenmesi önerildi. Özellikle mortalite ve morbidite, burada kanser tiplerine göre kanser insidanslarının izlenmesi, ki nüfus tabanlı kanser kayıt merkezi tarafından toplanacak olan insidansların izlenmesiydi. Ve Dünya Sağlık Örgütü de GICR'ı, yani küresel girişim kanser kayıtçılığı için, gelişimi için küresel girişim projesine üye ülkelerin küresel izleme çerçevesi hedeflerine ve göstergelerine ulaşmalarını destekleyecek bir araç olarak, resmi bir araç olarak kabul etti. Bu yüzden bu GICR'ın çalışmalarına aslında Dünya Sağlık Örgütü bölgeleri de özel olarak, özellikle maddi destek veriyorlar. Bu projeden söz edersek biraz, söylediğimiz gibi dünya genelinde hub'lar oluşturmak söz konusuydu. 6 hub oluşturmak başlangıç olarak. Bunlardan birincisi Mumbai'de oluşturuldu, Hindistan'da. İkinci oluşturan hub ise İzmir Kanser Kayıt Merkezi'ydi. Gene Latin ülkeleri için Latin Amerika hub'ı ve Sahara altı Afrika ülkeleri için de Sub-Saharan Afrika hub'ı oluşturuldu. Karayipler ve Pasifik hub'ları için görüşmeler de hala sürmekte. İzmir hub'ına daha yakından bakarsak, 3 bölgeden sorumlu İzmir hub'ı. İzmir hub'ı derken İzmir Kanser Kayıt Merkezi oldu bu hub. İzmir Kanser Kayıt Merkezi bölge hub'ı olarak atandı. Ben de proje yürütücüsü olarak atandım. Kuzey Afrika, Batı Asya ve Orta Asya'dan sorumlu bir hub bu. Buradaki ülkeler. Peki temel olarak ana çalışma alanları neler? Bir eğitim boyutu var. Temel ileri kurslar düzenlenmesi, eğitim materyali geliştirilmesi. Doğrudan destek önemli. Pratikleri görmek ve önerileri sağlamak için ziyaretler, bizim merkezleri ziyaret etmemiz ya da oradan bizim merkezimizi ziyaret etmeleri ya da başka iki merkez arasında ikiz programlar hazırlamak, kanser kayıt merkezi ağlarının kurulmasını desteklemek, iletişimi artırmak ve en sonunda da gene kanser kontrolü araştırmalarında özellikle verilerin kullanılmasını sağlamak. Yani bölgede kanser